Ölümlü yaşar, mahlası kafkef, duaların vesvası hannası eder def. He, tamam burada işte. Vesvası hannası ederdi. Ama ya çok o güzel. Kötülükleri, şeytanları kovarım benim. Dua, yani dua müminin silahıdır ya. Ha, ben anlamıyorum ne zaman konuşup ne zaman rap yaptığını. Ayırt edin. Artık o hemhal olmuş derler evet, ya. Evet. Fakat biz bu formatta program yapsak yani herhalde bir 150-200 program çıkartırız. Bakar mısınız? Hiç arada boşluk yani. Evet, ben ne zaman nefes alacağını çok merak ettim şahsen. Aldılar, ben gördüm. Ben de gördüm. Ve ama, ne kadar doğal aldı. Ama ne kadar uzun süre devam etti. Yani o. Biz işin açıkçası rapin tarzıyla şeyiyle biraz da tanıtım maksatlı bunları söylüyoruz. Yani hepsi bir tarafa. Fakat rapin kendi içerisinde de bir şeyi var. Rapin yani, manevi halleri de var. Nasıl? Bir dakika, bir dakika nasıl? Rapin manevi halleri de var. Hayati halleri de var. Yani hayatta yaşarken mesela yüzümü yıkadım, elimi yıkadım, çıktım, okulda kötü not aldım, yaşasın hayat falan gibi de yaklaşımlar olabilir. Ha, şunu demek istiyorsunuz yanlış anlamadıysam. Mutlu ve hüzünlü yani, olarak. Yani rapin tarzı, rap tarzı, müzik ekolü olarak düşündüğümüzde rap ama evet. Rap derken başka rap, bir şey atıfta bulunmuyorum. Fakat şunu diyorsunuz, yani nasıl işlerseniz işleyin, onun müziğinde dinlisi, dinsizi falan yoktur. Sizin evet. İşlediğiniz tarz, muhteviyat önemlidir diyorsunuz evet, değil mi efendim? Tabii, pek tabii ki. Evet. Şimdi benim bahsettiğim konular gerek kendimle gerek çevremdeki insanlarla gerek onların içindekilerle ilgili konular. Yani ben sadece kendimden bahsetseydim bu kadar belki ilgi çekmezdi. Bu adam kendinden bahsediyor. Bırakın bunu, bu meczu, bu kendi haline, bu takılsın. Ama benim istediğim şuydu. Müzik öyle bir şey ki ben küçükken Michael Jackson'ı dinlediğim zaman ondan çok etkilenirdim. Sözlerini anlamasam bile. Hı hı. Şimdi ülkemizde insanlar anlayabilecekleri şeyi seviyorlar. Yani belki de o ilk dönem bitti. Biraz daha farkındalık başladı bu diyebilir miyiz? Bu ikinci dönem diyelim. Hı hı. Yani ilk aynı zamanda bir tarif yapıyoruz burada. Deniz Hanım bilmiyorum buna iştirak edecek. Rast gelsin tarifini izliyorum hocam. Rast gelsin derken? Rast gelsinle ilgili mikrofonlara takılanlarla ilgili bir takım bilgiler kulağıma kuşlar fısıldadı. O zaman baktım. Rast gelsin. Yani. Evet hocam rastgele. Çok sevdiğim bir laftır benim. Rastgeleyi biz kullanıyoruz da herhalde. Ya bu arada çok affedersiniz. Estağfurullah. Araya VTR'mizi aldık. Mikrofona takılmak bir yana biraz misafirlerimize de böyle takılıyoruz. Rap'in kendi hızına kaptırdık. Biz program akışını biraz da efendim iki arada bir derede götürüyoruz. Siz de dinlediniz işte rastgele için %80'i yani 10 kişiden belki 8'i değil mi 7'si şey diye düşünüyor. Yani balıkçılara söylenir. Balıkçılara söylenir. Rastgele siz Arap, Fars. Rast doğru demek. Yani, rast doğru demek. Doğru. Yani makam olarak da rast makamı değil mi? Doğru böyle fazla inişi çıkışı düzgün, olmayan. Buradaki rastgeledeki anlam düzgün gitsin. Yani rastgele, düzgün gelsin her şey senin yanına. Hı hı. Memnun oldun ya yani sürprizler vesaire senin umduğun gibi olsun. Rast gelsin. Yani ben şimdi balığa çıkıyorum. O balıkçı dediler madem. Biz de bizim insanımızın güzel şerhine efendim tefsirine biraz yakınlık göstererek söyleyelim bunu. Yani balığa çıkıyorsun. Niye çıkar bir insan balığa? Tutmaya büyük ihtimal. Tutmaya çıkar tabii. Yani ve ama öyle bir şey vardır ki orada bir tevekkül de vardır. Neticede hiç kadere görmediği razılık. Bir alem. Şöyle bir denizin üzerine bakın. Bütün güzellikleri, çirkinlikleri ne varsa altında saklıyor. Orada her şey olabilir. Fakat o kadar çok şeyin saklı bulunduğu, setrolunduğu, kapalı olduğu alanda Bismillah diyor rızkını bulmak için oradan avını, yiyeceğini, rızkını çıkartmaya çalışıyor. Ay şahaneydi ama bu. Çok güzel anlattınız. Yani ben buna çalışmıştım. Çok hoş. Yok hakikaten de böyle. Yani rastgele tabirini biz rastgele kullanıyoruz. Rastgele tabirini biz rastgele kullanıyoruz. Rastgele kullanıyoruz. Çok hoş. Yani bir de şöyle. Hani attım tuttu gibi çok basite indirgiyoruz. Denk geldi gibi. Hayır bir balıkçılık hikayesi. Efendim bir dükkanını açan esnafın hikayesi ki esnafa da söylenirdi bu eskiden. Evet. Bismillah diye açtığında o günü ne kazanacağını bilmeden açar. Başta siftah der sonra rastgele. Siftah. Yani ama bakın orada bir tevekkül vardır. O ne kadar büyük bir imandır ya. Bir esnaf yani birçok kardeşimiz bizi izliyordur. Abimiz, büyüklerimiz. Esnaflık deyip geçmeyin kıymetli seyircilerimiz. Yani o dükkanı açarken
o balığı avlamak için o oltalarını, ağlarını denize bırakırken ne bulacağını, ne alacağını hiç kimse bilemez. Fakat orada bir tevekkül vardır, bir çalışkanlık vardır. Sabır orada vardır. Gider ve çıkar, belki 10 gün, 20 gün siftahsız bile geçirdiği gün vardır. Tabii. Ama o siftahsız, kazançsız geçen gününe rağmen yine gider azimde, Bismillah der, açar dükkanını. O günü bir ayda yapacağı işin bereketi ayağına kadar gelebilir. Ama iman evet, imanı tazelenir. Bakın kapalı çarşıya girdiğinizde, yani kusura bakmayın müziğe tekrar rap'e döneceğiz ama şimdi biraz da denizin bizi böyle çok güzeldi devam et tarzı gayri ihtiyari ama çok bizi şey ateşlendirdi. Evet. Bakın kapalı çarşıda İstanbul'da bilirler, çok meşhur bir istiftir bu. İstanbul demeyelim sadece çünkü istif yani hat, kalegrafi, tema çok güzel bir kompozisyondur. El Kasibu Habibullah yazar. Yani elinin emeğiyle kazanmak için bir işe soyunan, onu yapmaya çalışan kimse Habibullah, Allah'ın sevgilisidir der. Neden? Bir kişi oltasını attı veya sanatıyla meşgul. Bir şekilde esnaflık yapıyor, dükkanını açtı. Ne kazanacağını bilmiyor. Hep kazandığında iman tazeler. Hep kazandığında iman tazeler. E bu tazelenen iman ne olur? Bir sevgi doğurur. Evet. Tabii. İşte Habibullah olur. Bu programın aralarına sıkışan bir cümleydi ama çok önemli bir cümleydi. İşimizin gücümüzün rast gitmesini istiyorsak bu sözlere biraz dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ağzınıza sağlık. Rastgele de söylememek lazım. Yani rastgele. Biz rastgele. O hadi bir denk gelsin gibi düşünüyoruz. Halbuki sen öyle bir temiz niyetle çıktın ki Allah sana umduğunu versin. Allah sana güzel şeyler buldursun gibi çok büyük bir duanın insanlar arasında pratik hale getirilmiş şeklidir rastgele. Bir şey soracağım. Evet. Tevekkülün tam karşılığı ne? Yani Allah'a inanıp güvenip ona sırtını yaslayıp yola çıkmak mı? Doğru. Ve getireceği neyse ona eyvallah etmek üzere mi? Biraz şöyle seyircilerimizin sabrını da tevekkülünü de sınayalım mı? Sınamayalım hadi, ama. Hadi sınayalım, sınayalım. Siz dediniz, sonra dönmece yok. Tamam. Buna daha sonra girelim. Aşk olsun hocam. Ona da daha sonra girelim. Aşk olsun da sizler. Ama biz en önce rap hususunda, yani rap hususunda deyince kulağa tırmalıyor bu. Konusu. Yani rapten bahsedelim diyece rahatsız olalım. Rap de husus neden kelimesini. Neden hocam rahatsız olalım? Aşk olsun. Evet işte bu değil. Bu değil. Bu değil. Gayet bu değil. Tabii. Bunu aslında ben gösterge olarak Deniz Arcak'ın işte şöyle şöyle hareketler yapması. Evet, popülist kültüre bir gönder. Popülist de demeyeyim de. Ay dışarıdan genel görünüşü anladığı şey. Evet. Aynen. Anladığı şey. Aslında o kadar yanlış ki. Şurada üç harflik bir şeyden bahsediyoruz rap. Açılımı ne? Rhythmic American Poetry. Rhythmic American şiiri. Açılması daha iyiydi yani. Şimdi rap olarak kalsın. Rhythmic American Rhythmic American şiiri. Bakın ilim tutkunuz bizi nerelere götürüyor? Şöyle diyebilirsiniz. Rhythm and Poetry de deniliyor. Ritimle şiir. Ha böylesi daha iyi bence. Rhythm and Poetry de deniliyor. Ama ben bunu şöyle görüyorum. Artık o izahtan çıktım ben. Çünkü rap benim için artık manaya iniş. Programın başında da söylemiştim. Manaya iniş, anlatacağım diyeceğim manaya, ben manaya dair. Zaman sizi rahatlatacak bir cümle söyleyeceğimi tahmin ediyorum. Yapayım mı, söyleyeyim bekliyorum mi? Bekliyorum. Bakın abdest kelimesi ev suyu demektir. Evet. Bu Zerdüş ve Mecusi itikadında olan bir şeydir. Evet. Ama biz o manayı kaldırmışızdır. Hocam ben daha bir kelimeyi anlarken siz öbürkülere geçiyorsunuz. Çok zor geliyor bu bana. Abdest, bilen. Abdest. Tamam onu anladım. Zerdüş bizim Zerdüş. Tamam. Mecusi kültürde ateşe taparlar evet, demek. Evet onu tamam ama daha hepsini ben birleştirene kadar evet. Ama olmadı burada rap tarzı yani çok o zaman hocam, hocam o zaman Deniz Arcak'ın anlayacağı şekilde gidelim. Evet. Soruyu ondan alalım. Yok. Hayır ben ilgili dinliyorum evet. Nasıl ki şimdi abdest denilince bizim aklımıza bir puthane gelmiyor. Abdest denilince vudu yani ibadet için lazım olan o temizlenme veya Allah'ın emrettiği fiil hatıra geliyor. Hı hı. Yani abdest dediğimizde nasıl ki biz o abdestin o kelime manasını değiştirip bu şekilde algılıyorsak biraz daha açarsan. Yani şunu diyebilir miyiz? Ben Yunus ilahisini dinlerken isminden de biraz çağrışım yapıyor bu. Yunus ilahisinden dinliyorum hem söylüyorum dinlerken bir haz alıyorum.
ve o hazzı, o manayı söylerken de aktarmak istiyorum. Sen de galiba bu rap şeyini, yani müziğini kendi duygu dünyanın içerisine uygun bir hale getirdin. Biz ona tanımak için rap diyoruz ama tarz olarak, fakat içerik olarak neredeyse bir Yunus ilahisi formatı diyebilir miyiz? Çok mu iç içe olmuş olur? Biraz fazla mı? Aslında, ilahi formatı derken burada ilahi tarzını kastetmiyorum ama. Anlıyorum, onu hemen düzelteyim. Yani ilhami. Evet. Benim birçok ruh halini ayrı ayrı anlatan şarkılarım var. Bu son albümdeki mana alemi biraz daha derin. Ama bundan öncekilerde arkadaşın arkadaşla, işte ne bileyim, kişinin ailesiyle olan problemleri, iş yaşantısındaki problemleri gibi hayata dair şeyleri de içeriyordu. Benim son tercihim, son 2-3 albümdür tercihim, daha manaya inmek. Ve biraz önce bahsettiğiniz gibi adı rap, ortaya çıkan şeylere, dünyadaki şeylere bakıyorsunuz. Yok, bu benlik değil. Ama mesela beni dinlediğinizde yakın hissedebiliyorsunuz. İşte yakalamak istediğim bu. Evet. Yani her insan, mesela bunu ben yaşamıştım ya da bu cümle beni etkiledi deyip ondan bir şeyler öğrenebilir. Ya da şu kelime nedir, bunu bir açıp bakayım diğer benim kelimelerimden. Ben yani bunları önemsiyorum da. Tabii, eminim Deniz de yani çok hoş karşılayacaktır. Yani bunu rapte başarılı bir insanın yapması, söylemesi gerçekten bizi de düşünceye sevk ediyor. Hatta ben yine müsaadenizi isteyeceğim. Deniz, bilmiyorum buna bir açılımda bir katkıda farklı bir şey söyleyebilecek mi ama hatırıma şu geliyor. Yani rapte ben bir eksikliğin de, yani şu anda günümüzde yaşanan bir eksikliğin de giderildiğini düşünüyorum. Ne diye sormayacak mısınız? Nedir hocam? Yani sorun ki ben de daha rahat konuşayım dermişim. Şu şekilde, yani biz şunu görüyoruz. Eminim siz de sahanız icabı bunlarla karşılaşmışsınızdır. Sunucu olarak çıkabiliyor, başka bir iş yapabiliyor. Veya bir konuşmacı olarak üniversitede, bir kampüste naklen yayın seyrediyorsunuz. Birisi kalkıyor ve konuşamıyor. Yani ben işte öyle bir şeyler falan diyor. Ve bakıldığında da çok sıcaklık, samimiyetmiş gibi gözüküyor. Affedersiniz, görünüyor. Bu tür bir şey söyleyememek. Şimdi nereden nereye bağlayacağımı merak ediyorsunuz. Öyle çok. Şunu söylemek istiyorum. Rap'te belli bir ritim var. Hayatın kalp atışları gibi. Evet. Bir ritim var. Ve siz o hayatın kalp atışlarını boşa geçirmemeyi bir şekilde rap'te de anlatabilirsiniz. Evet. Her anınıza, her ritminize bir söz geliyor. Aynı zamanda bu fiildir, ne düşüncedir. Yani ben bunu görüyorum rap'te. Hatta diyorum ki bu konuşma yeteneğinden mahrum olanlar, konuşması gerektiği zamanlarda konuşamayanlar biraz rap tarzını da bilsin. Çünkü failatun failatun failatunla alay ederken al sana şimdi rap tarzında, yani aslında, ürün buradan yakın şeklinde bir şey çıkıyor. Edebiyatın içinde olan insanlar ya da edebiyata merak sarmış insanlar genellikle kitapları okurken çok güzel yazmış, çok güzel etmiş gibi bazı düşüncelerde bulunurlar. Fakat rapi dinleyenler olayın daha derine inebiliyorlar artık. Çünkü okudukları bir edebiyat eserindeki ya da okudukları herhangi bir beyitteki, beyit demeyeyim de beyitler ağır olur. Çünkü normal bir edebiyat şiirinden bahsedeyim, şiirden bahsedeyim, halk şiiri ya da başka bir şeyden. Onlara, yani rap o derinliği sağlıyor mu diyorsunuz? Rap, şimdi... Siz kendinizde bunu gördünüz mü? Benim anlatmaya çalıştığım şu, normal bir şiir yazarsanız, şiirde işte failatün, ağız kalıplarını kullanırsanız tam bir ahenk yakalarsınız, bunu bilirsiniz. Yani o failatünlerin amacı tak tak, kapalı açık, kapalı açık, yani... Tam bir harmoni. Bizim şu anda makam dediğimiz olay şiirde aruzdur. Aruz vezninde eski edebiyatçılar, eski hocalar en ufak hataya üstünü çizerlermiş rivayet. Yani bizim rapte de öyle. Ritme bir tanesi aykırı gelsin kelimenin, vezni bozulur. Rap'in vezni bozulur. Tabii vezni var tabii. Yani, o vezin bozulur. Tabii vezni belli var. Bir ritim içinde olması gerektiği. Ama bakın hangi ritim olursa olsun nerede? Hayatın ritmini fark etmek, hayatın tabii ritmini fark etmek denildiğinde onu yorumlamak da beraberinde geliyor. Ritim Yunus de bence yani tabii sohbetin koyulaşması biraz da samimiyet arttığı için Yunus bence falan filan diyorum ama kusurumuza bakmayın. Estağfurullah. Şu var. Hayatın ritmini yakalamak ayrı, o ritmi yakaladıktan sonra da onu doyurmak. Rastgele değil de
rast gelecek şekilde kullanmak ayrı. Değil mi? Yani şu, hocamın dediği gibi belli bir ritim var ve herkesin hayatında var. Evet. Tabii. Ve herkesin hayatındaki o ritmin içinde de duygular var. Ben duyguları besliyorum diyeyim. Senin sözünü çok anladım. Ben de şunu söylemek istiyorum. O kadar çok konuşmalar duyuyoruz ki bazen anlamadığımız konuşmalar da duyuyoruz ama Yunus'un sözlerinde anlamadığımız şeyleri sonradan düşündüğümüzde kârda kalabiliriz. Onun için güzel yaklaşımda. okuduklarını doğru değerlendirmiş yani veyahut da biriktirmiş. Veya dinlediği ritmi. Doğru, evet. Biz şimdi aramızda sizi konuşuyor gibi oluyoruz ama kusura bakmayın. Ben şöyle düşünüyorum. Benim ilim merakım Deniz'den bana da geçti. O yüzden onun mukayesesini sağlamasını yapıyoruz. Aslında ilk başta her şey cümle ya da kelime karmaşasından ibaret gibi geliyor kulağa. İşte, hayır öyle değil. Bunları anlatacak ama ne zaman daha sonra. Allah. Bir reklamları alabiliriz değil mi? Birkaç reklam alabiliriz değil mi? Duvara yasladım, omuzların yanımda yok. Ahbaplar maymun iştah sahibi, benim içim senle tok. Yok ki gücüm, belki devler ülkesinde bir cürüm. Sessizliğinle gelir hüznüm, yokluğunda gömülü ölüyüm. Bu devranın binlerce sevgi müşterisinden biriyim. Yalnızlığıma küfrederim, sensiz halden müştekiyim. İlelebette dönmez olsam bil ki yalnız nöbetteyim. Hatalarıma savaş açtım, her gün farklı kefendeyim. Hayat günü defter yaprağı, hazan gelir dökülür. Gelirken ne getirilir ki giderken ne götürülür? Dertle anlaş, deva bul, üzüntü kalbimi sömürür. Yüzüne baktığım her an cennetten bahçe görülür. Gülüş neşem değil, gönül bucaklarımda harabeler. Bu hilekar tavırla geçer fena saatler. Seni içeren masallarım anlatılacak kadar kısa değiller. Aşk ilinde bir tarafta cüceler, diğer yanda devler. Oh. Çok reklam hoş. Dönüşü falan değil, bu çok... Dönüşümüz muhteşem oldu. Evet. Dönüşümüz tamam. Muhteşem oldu. Tamam. Hakikaten belki de sizle konuştuğum için yani şu kadarcık zaman diliminde benim rapi dinleme şeklim, bakış tarzım çok değişti. Yani bu samimiyetle söylüyorum. Yani sağ olun, siz teşekkür ederim. Buradasınız diye söylemiyorum. Teşekkür ederim. Demek ki yani ne yapılırsa yapılsın o yapılan şeyin dini, İçerik. Şusu, yabancısı vesairesi yok. Size yabancılaşması, sizi yabancı haline getirmesi veya sizi samimi, sizi gerçekten özünüze döndürmesiyle alakalı birçok şeyin sınıflandırması. Ben şöyle düşünüyorum, her insanda duygular var, hepimizde de aynı duygular var. Önemli olan tabii. Tesiri. Tesir neyse tepkisi de odur. Sonuçta size demek ki tesir etti, siz de beğendiniz. Deniz Hanım'a da belki tesir etti, böyle dinledi. Bayıldım. Ama başka insanlar mesela... Bu şimdi bir dakika affedersiniz. Yani şu anda siz rap'e devam mı ediyorsunuz? Değil mi hocam? Böyle yoksa, bir kavram karmaşası yok. Hayır bu şarkı sözü mü yoksa... Yok normal. Deniz Hanım'a da tesir etti deyince ben yani anladım. Yani biz bayağı kaptırdık böyle bir ritim falan tutarına geldik. Evet affedersiniz. Sözünüzü kestim ama hakikaten o içtenlik her şeyde öyle zaten. Yani ben bunu yazıda da görmüşümdür. Eminim bunu Deniz kaç bin kere yaşamıştır. Yani... kendi içtenliğinle çıktığın andan itibaren insan karşısına veya bir şekilde yaptığın işle insan karşısına muhakkak surette yine o çıktığı yeri yani kalbi etkiliyor. Bir başka evet. Kalbi etkiliyor menşe olarak. Kalpten kalbe dağılan bir şey gibi, akım gibi bu. Evet. Eğer bir de şöyle bir şey var. İnsandan, ama herkes kalple yapıyor mu bu müziği? Ben zannetmiyorum çünkü... Eğer, yani bir öz eleştirin, en azından öz eleştirin de senin özündeki olan eleştiri manasını söylemiyorum bunu. Çok açık yani var gibi geliyor bana. Kendi yaptığın tarz hakkında bir eleştiri yaparsan ne söyleyebilirsin? Ya benim tarzımda biraz karamsarlık var ama bu karamsarlık kötüye yorulmamalı. Yani şu anda bahsettiğim, biraz önce size de bütün kameralara söylediğim sözler aslında içinde hüzünlenen fakat bazı insanları da hüzünlendirirken sevindiren ve coşturan duygulara sahip. Tabii tanıdık hüzünler insanı sevindirir. Evet. Evet. Tanıdık hüzünler insanı sevindirir. Çünkü evet. sevindiren aslında o bahsettiğin şey bir yerine dokunuyor. O dokunan şey de herhalde... sen olduğunu anlıyorsun. Evet. Yani o hüzün tanışıklığı, tanıdık gelmesi sizin benliğinize ait bir güzelliği hatırlamanıza... Evet. Kendi özünüzde bir kuvvete de dönüşüyor, öyle taş, değil mi? Evet, taş kalpli bir insan olsam bile, yani çok taş kalpli olsam bile
o insanın bile bir duygusu vardır ve bir yerde yumuşar diye düşünüyorum. Yani taş kalpli derken size bakmıyorum. Estağfurullah. Evet, yani başardınız diyoruz biz de. Ya ben nasıl haddimi aşmamak için kendimi tutmak isterken şimdi aşabilir miyim izninizle? Estağfurullah. Ben o yani kendinizi tuttuğunuz halinizi hiç görmedim ama. Estağfurullah. Tabii ki şaka yapıyoruz. Yunus'un söylediği hani hem insan aşkı hem de ilahi aşk diye bir şey söylediniz ya. İkisi beraber. Hazreti Mevlana'nın beyitlerinden bir tanesini okuduğumda çok hoşuma gitmişti hocam. Diyor ya, Allah aşıkın gözünden maşuk da kendini seyreder. Evet. Çok hoşuma gitmişti bu. Evet. O kadar bayılmıştım ki bunu ne olur söyleyeyim istedim inanın. Belki de bu sadece sanatın bir musikinin tarifi değil. Bütün bir hayatın tarifi. Hayatta olunması gereken halle alakalı ama işte biz bu sohbetleri biraz bu sıcak havada sizin de teşrifinizle herhalde başardığımızı düşünüyorum. En azından İnşallah. Üç kişilik bir çapla. Yani herkesin yükü, herkesin çapı kendine göredir. Ama biz şu ortamda ben çok büyük bir zevk aldım. Yani bu zevk de bende bazı düşünceler, mefkureler, yeni yeni alanlar oluşturdu. Bunu tabii kıymetli misafirimize, sizin de çok güzel sunumunuza borçluyuz. Ama galiba en önemlisi bizleri birbirimizi dinlemeye sevk eden, kelimelerin manasını daha dikkatli kavramaya sevk eden Ramazan ayının güzelliğine borçluyuz. Evet hocam, çok doğru. Bir de Yunus'la ilgili ben bir şey aklıma yine bir ampulüm daha yandı, onu söylemek istiyorum. Rap'e karşı belki de farkında olmadığım bir ön yargım varmış. Onu düşündüm şimdi. Bende bir ön yargı kırılması oldu. Aslında bakacak olursanız konuğumuz sayesinde. Ön yargılar aslında müziğe göre değil de sözlere göre kırılıyor. O da ayrı. Aynen öyle. Ama işte önemli yani olan sizin ön yargınızı kuvvetlendirebilecek başka bir şey de burada icra edilebilirdi. Ama edebilirdi aynen. Evet. Belki de sevgi o kalpten samimi çıkan sevgiler, o özden parlayan o güzellikler insanların lüzumsuz diyebileceğimiz gardlarını indirmeye kendiliğinden kafi geliyor. Peki tabii ki sözü yazan olarak, icracı olarak bunun bir de rahmani bir boyutu olduğuna inanmaktayım. Yani ben yazarken kesinlikle şimdi şunu benim, yazacağım niyetiyle yazmıyorum. Benim toplama cümlelerimi... Yunus kardeşim gayet güzel şey yaptı. Estağfurullah. Benim toplama cümlelerimi Yunus kardeşim gayet güzel aktardı. Hakikaten o rahmani perspektiften bakmadan zaten sanat çıkabiliyor mu efendim? Çıkamıyor. Bence çıkmaz. Yani şimdi şunu düşünüyorum. Bir sanatçı sanatçıysa gidip başkasından şarkı alıyorsa o sanatçı 50-50 bölünmüş demektir. Yani çünkü başkasının yazdığı sözleri okumak kadar kendime yabancı bir şey söyleyemem. Tabii senin tarzın olduğu için. Evet. Ama bu rap konusunda. Bu rap konusunda başka bir konu değil. Mesela benim sözlerim başka birisi yazsaydı rap, ben ona hem ritmi uydurmak için kendim bir şeyler sarf edip yine kendimden. Tabii raple alakalı bu. Yani çünkü ben demin verdiğim hasat mevsimindeki işçi benzetmesine benzer bir şey yapacağım yine. Adam beni çeker fotoğraf olarak. Evet. Fakat öyle bir kadrajdan çeker ve çerçeveye koyar ki o fotoğrafta benim süriyetimi almıştır ama o bana aittir ama onun işçiliği sayesinde çok Tabii. farklı olur. Evet. Bu da belki sanatın farklı bir şeyi ama benim nihai olarak söyleyeceğim bu gece için hakikaten ben bu gece maneviyatın, manevi ritmin maddi ritimle nasıl örtüştüğünü ve istenirse nasıl örtüşebileceğini bugün hissettim bunu ve hakikaten samimiyetle söylüyorum. Hem de Ramazan'da demek ki zaten serapa güzellik olarak serapa kendisini ilahi ritim gibi gösteren tecellilere karşı ne kadar duyarlı olmamız gerektiğini de Yunus kardeşimiz vesilesiyle görmüş olduk. Hocam serapa, serbaş, apa yanlış yerden mi girdin? Baştan başa yani. Baştan başa. Serapa, burada Fars dili uzmanı var. Serapa baştan ayağa. Serbeşer yani, de diyebilirsin. Serapa. Eski dilde ayak demek. Ayak evet. Serapa baştan ayağa. Yani baştan gizli kalacak ayağı. Bir tarafı yok. Tamamıyla gözüktü. Yanlış göründü. Göründü. Niye gözüktü yanlış?
Gözükmek yok çünkü. Bilhassa yanlış kullanıp düzeltiyorum. Ha, hem de iyice zihinlere kazınsın diye. Gözükmek yok. Değil, görünmek vardır efendim. Allah Allah. Biz nasıl göründük bilemiyoruz ama galiba seyircilerimize veda etme zamanımız geldi. Aynen, seyircilerimize veda etme zamanımız geldi, gelecek, gelmek üzere. Çünkü neden geldi? Biz son birkaç bir şey dinleyebilirsek o şekilde veda etmeyi istiyoruz. Evet. Belki misafirimiz eğer lütfederse, yormazsa. Çok güzel bir fikir dendi. Doyum olmadı. Kalemin ucu değsin bir yere diyorsunuz. Lütfen. Sizinle kapatmak daha güzel olacak efendim. O zaman kendimden biraz bahsedeyim bu şarkıda. Lütfen. Yani şarkıda demeyelim, müziksiz. Ben bir şeyler okumaya gayret edeyim. Benim sermayem çift el artı çift göz. Karamsardan varan harbi doğru söz. Acılarımsa köz. Ah benim bu sisli yollarım, vay benim körpe ellerim, kara saçlı başım, dara düştü yarım. Bazen bıktım, aslen yıkıldım ve daldım derinlere, sığdan yıldım. Beni toplasan 30 şirin yıldım, sabreden dervişin muradına vardım. Bitmez kaderin uzun yolu, gidilemez tek binekle. İçine sinmiş korkak çocuğu, ileri doğru itekle. Burada beklemekle sanma kalıcısın ya pek de. Bak kaç milyar insanın yaşam bayrağı direkte. Bu ses benim, dinle dinle dinle. Uygunsuzca gidişlerin yolunu kesen haydut benim. Bildiklerimden eminim, yaptıklarıma kefilim. Gidenlerime vedayım, gelenlerime mirim. Bravo. Teşekkür ederim.